Kapanışa doğrudan herkese iyi akşamlar diliyoruz efendim. Haftanın son iş ve işlem günü Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını da takip ediyoruz. Bir yandan Marmaris'te meydana gelen yangın sonrasında açıklamalarda bulunuyor. 61 hava aracıyla arkadaşlarımız bu yangınlarda görev aldı dedi ve tahliye edenlere 288 bin nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Yangınların kontrol altına alındığını da belirtiyor şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları devam ediyor. Birazdan detaylar geldikçe son dakika ekrana getireceğiz. Tabii ki önemli gelişmeler de var bugün içeride. Şimdi Bakan Nebati'nin açıklamalarını takip ettik. Öncelikle ondan bahsedelim. Başlıklarımıza taşıdık bugün. Çünkü geliri endeksi senet tarafında ne kadarlık bir hacim oluştuğunu biliyorsunuz merak ediyorduk. Şu anda hali hazırda Bakan'ın açıklamasıyla birlikte 6.6 milyar TL'lik talep geldiğini öğrenmiş olduk. 83.816 yatırımcıdan bahsediyoruz. Bugün aynı zamanda içeride Vedat Bilgin'in yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını takip ettik. Bir yandan kendisi Temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zama ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyon ne gerçekleşirse gerçekleşsin, onun üzerinde bir artış yapacaklarını taahhüt etti. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler dedi. Bu da yine günün en önemli başlıklarından biri. Fed Başkanı Bullard'dan açıklamalar geldi bugün. Önden yüklemeli faiz artışları iyi olabilir diyor. Çünkü mevcut da biliyorsunuz enflasyonla mücadele anlamında yani atılan adımların hemen hali hazırda biliyorsunuz reaksiyon vermediğini de takip ediyoruz. Yani Amerika'da da enflasyon çok yüksek halen daha 40 yılın zirvesinde. Dolayısıyla uzun vadeli hedef olan %2'ye çekmek istiyorsak diyor önden yüklemeli faiz artışları yapmak iyi fikirdir diye yorumlamış. İngiltere'de tüketici güveni rekor düşük seviyeye geriledi. Bu da tabii günün önemli açıklamalarından. Biz bugün tüketici güvenlerinde de gelen hemen hemen pek çok veride gerileme olduğunu zaten takip ediyoruz diyelim. Ve Vahap Taş'tan bugün bizlerle yatırım finansmandan Vahap iyi akşamlar diliyorum. Bugün piyasalar pozitif aslında Avrupa'da, Amerika'da kapanışlar ve sonrasında açılışları takip ettiğimizde biliyorsun. Yani petrol tarafında gerilemenin kabaca devam ettiğini aslında görüyoruz ama ne dersin bugün borsaya ilişkin? Evet Gözde iyi akşamlar. Dışarısı biraz toparlanıyor. Dün de tam altını çizdiğimiz gerekçeyle yani faizlerdeki gerileme biraz piyasaları rahatlattı ama yani bu bir büyüme beklentisi değil ya da bu bir resesyondan döndük tekrardan işte ekonomik faaliyet hızlı bir şekilde kendi rayına oturuyor fiyatlaması değil. Sadece faizlerdeki gerilemeden bir miktar kuvvet alındığını görüyoruz ki işte dün gelen PMI verilerinden sonra piyasa böyle bir algıya kapıldı. Bunu nereden teyit ediyoruz? İşte az önce yayına girmeden önce küresel emtia fiyatlarının tablosuna baktım yine terminalden. Gördüğüm genel olarak metallerde çok ciddi bir hareketlik yok. Yani bakır, işte demir olsun, nikel olsun, platin olsun bu fiyatlarda gün içerisinde bir yükseliş yok. Eğer bir büyüme fiyatlaması tekrardan pozitife dönmüş olsaydı muhtemelen buralarda biraz toparlanma gördük. Bir. İkincisi bugün yani dünkü negatif veri setinin üstüne bugün işte Almanya'da IFO iş güveni endeksi geldi. Çok şaşırtıcı değil. Zayıflama zaten az buçuk bekleniyordu ama detaylarda şunu gördüm. Bir, yükselen fiyatlar. İkincisi, doğal gaz krizine dair darboğaz artık raporlara da girmeye başladı. Bu da bize gösteriyor ki yani Almanya'da sektörler, özellikle imalat sektörü tabii için, imalat sektörü için bahsediyorum burada, geleceğe dair çok iyi bakmıyorlar. Bu gelecek belirsizliği muhtemelen istihdam piyasasında önümüzdeki aylarda Avrupa tarafında kendini gösterecek. Şimdi tabii küresel risk iştahı bir miktar toparlandı. Faizlerden gelen, faizlerdeki gerilemeyle birlikte diye dedik. Biz burada gün içerisinde biraz negatif ayrıştık ama şu an baktığımda işte %1'lere yakın bir pozitif hareket var. Teknik anlamda dün de altını çizdik. Yani şöyle 2550 üzerinde kapatırsak bir miktar olumlu olacağız diye düşünüyoruz şeklinde. Bunu söylemiştik. Bu görüşü hala koruyoruz. 2550 üzerindeki hareketlerde haftaya biraz daha iyimser başlayabiliriz ama dışarıdaki pozitif hareketi ben çok kalıcı bulmadığımı söyleyeyim. Kısa vadeli tepki alımları, faizlerin gerilemesinden gelen bir kuvvetli hareket söz konusu. Ama ana dirençlerde muhtemelen zorlanma gösterecek gibi duruyor. Keza altın hareketine baktığımda yani 1830'ların altında bir altın söz konusu. Ne bir enflasyon fiyatlaması var. Hatta Fed baskısı burada bir miktar daha önemli. Ha şunu da söyleyeyim yani nominal faizler geriliyor ama
Reel faizler hala yüksek gözde. Bu da yurt dışı borsalardaki yukarı hareketi biraz daha sınırlayabilecek bir etken. Onu da belirtmek isterim. Vahap Taş'tan çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Araştırma masasına dönelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Çağlar, iyi akşamlar diliyorum. Bugün bize neler aktaracaksın? Gözde merhaba. Güzel bir akşam diliyorum. Şimdi biz küresel enflasyonu ve küresel büyümenin üzerindeki riskleri konuşur vaziyetteyiz ama tabii her sene yaşam standartları ile ilgili bizim küresel enflasyon ve büyüme görünümüne göre özellikle ülke sınıflaması yaptığımızda gelişmekte olan ülkeler ya da gelişen ülkeler gibi tabirler kullanıyoruz. Ama The Economist her sene yaptığı gibi dünyada en yaşanılabilir şehirleri sıralamış. Biz de küresel enflasyon ve büyüme baskıları altında son günlerde de resesyonu konuşuyoruz. Bunların ölçeğinde Economist'in ilk 10'a aldığı yaşanılabilir ülkelerdeki enflasyon oranlarına bakmaya çalıştık. Şimdi burada o ilk 10'da 6 tane ülkenin kentleri yer alıyor ve Almanya, Avusturya, Kanada, Danimarka, Hollanda, Japonya ve İsviçre'de genel itibariyle bizim Amerika Birleşik Devletleri ve Euro bölgesinde 2010'lardan sonra alışkın olduğumuz, hatırlanacağı üzere parasal genişlemenin gündemde olduğu yıllarda %2 gibi bir hedefi vardı Avrupa Merkez Bankası'nın. Fed'in keza yine böyle hedefleri vardı. Ama ortada bir virüs, pandemi, kapanma ya da benzeri bir felaket durumu olmadığı halde bile büyümenin bilhassa gelişmiş ülkelerde düşüklüğünden ve büyümenin ekonomik aktivitedeki düşük seyir yansımasıyla enflasyonun aslında negatif anlamda düşüklüğünden söz ediyorduk. Bunun 2020'den sonra, pandemiden sonra tablo olarak değiştiğini görüyoruz ki bu sabah Japonya'dan da Merkez Bankası'nın hedefi olan %2'nin üzerinde enflasyon oranlarını karşıladık. Şu anda karşımızda duran tablodaki manzarada da, grafikteki manzarada da açıkçası 2010'larda alışılagelmiş olan o tablonun bozulduğunu görüyoruz. Neredeyse 3 katı, 4 katı seviyelere çıkmış vaziyette ama hiçbirinde de çift taneli bir enflasyon yok. Bununla alakalı Bloomberg Economics'in yapmış olduğu bir değerlendirmede de analistler şöyle bir başlık kullanmış: 90'lar geri döndü, şimdi 70'ler ekonomisi zamanı şeklinde. Dolayısıyla her geçen gün enflasyonla mücadele kapsamında özellikle artık parasal genişleme değil, sıkılaştırmadan konuşuyoruz. Eskiden olduğu gibi eksi faiz ya da düşük faiz oranları, hatta ülkemiz için konuşacak olursak tırnak içerisinde uygun faiz oranları daha makul fiyatlarda ev ya da otomobil alımı ya da kendine yatırım gibi olanaklar Türkiye'de dahil olmak üzere dünyada da daralır vaziyette. Bu tabloda dikkat çekilmesi gereken bir diğer noktada da bu kentlerin içerisinde herhangi bir İngiltere ya da Amerika Birleşik Devletleri kenti yok. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin içerisinde de bir ayırttan söz edilebilir. Tamamında enflasyonun yukarı yönde seyrettiğinden söz ediyoruz ama bir de tabii şu ilave yapılmalı. Geçtiğimiz günlerde web sitesinde araştırma birimi olarak gelişmekte olan ülkelerin 40 yıllık serüveni şeklinde bir yazı kaleme almıştık. Hiçbir gelişmekte olan ülke kenti görmüyoruz. Başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden bu kentlerin arasına girebilen yok. Dolayısıyla yaşam standartlarının bilhassa enflasyon temeliyle artık sarsıldığı dünyada şu anda hala genel itibariyle Avrupa ve Amerika kıtasından da Kanada'nın içerisinde olduğu, bir de Japonya'yı ilave edebiliriz. 6 tane ülkenin ortaya çıktığı bir manzara var. Orada da yaşam koşulları tabii kendilerinden daha düşük standartlara göre de biraz daha iyi de olsa geriler vaziyette Gözde. Çağlar, çok teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Kısa bir ara vereceğiz şimdi. Aranın ardından Cüneyt Başaran'la tüm başlıklarımızı konuşacağız. Kaldı.
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cüneyt Başaran, hoş geldin, iyi akşamlar. Şimdi Cüneyt, içeride baş döndürücü mesajlar geliyor diyelim. Yani yoğun açıklamalar var bugün içeride. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangına ilişkin tabii ki önemli açıklamaları var. O ayrı bir konu ama biz tabii işin ekonomi tarafından istersen yapılan açıklamaları şöyle bir değerlendirelim. Hem Bakan Nebati biliyorsun GES'e ilişkin açıklamalarda bulundu. 6.6 milyar TL'lik talep geldi ve daha da önemlisi bugün Çalışma Bakanı tarafından gelen mesajlar vardı. Orada da Temmuz ayında zaten bu beklenen bir şeydi bu arada. Daha önce benzer açıklamalar da gelmişti. Hatta biliyorsun başka yetkililerden de açıklamaları biz duymuştuk, takip etmiştik ama enflasyonun üzerinde bir artış. Burası dikkat çekici çünkü enflasyon %75. Yani tabii ki bu Temmuz ayı açıklanacak rakama da bakacağız ama ne dersin, ne kadarlık bir artış olabilir? Bu ne kadar telafi edecektir kayıpları? Yani çünkü biliyorsun ücretler tarafında alım gücünün düştüğü ve enflasyona karşı biliyorsun her şeyin eridiği bir ortam var. Tabii Gözde, artık bu yumurta tavuk, tavuk yumurta hikayesi oldu. Yani işin bir tarafı enflasyonla mücadele ettiğimizi söylüyoruz, ediyoruz. İşte enflasyonla mücadele için kredi maliyetlerinin yükseleceği bir takım makro ihtiyacı tedbirleri devreye koyduk. Bu da yetmez. İşte bununla beraber içerideki tüketimi, bir parça iç tüketimi soğutacak hamleler yapıyoruz. Konut kredilerinde işte 10 milyon TL'nin üzerine kredi vermiyoruz. Verilen kredinin oranını azaltıyoruz. İşte BDDK başka önlemler alıyor. Kredi kartı taksit sayısını azaltıyoruz. Bu ne yapılmaya çalışılıyor? Talep tarafından, yani talebin üzerinden gelebilecek olan bir baskıyı, ki var o baskı çünkü hararetli bir piyasa, onu halledelim diye. Şimdi bu kısmı böyle. Ama öbür taraftan da özellikle arz tarafından, yani enerji fiyatlarının artmış olması ve işte ham madde fiyatlarının artmış olması, dünyada genel olarak herkesin yaşadığı bir krize de karşı karşıyayız. Yani şey tarafında, enflasyon tarafında. Şimdi bu noktada en bundan zarar gören kim içeride? Türk lirası kazanan, sabit getirili Türk lirası kazanan. Çünkü özellikle işte yurt dışında, özellikle içeride Türk lirasının sürekli değer kaybediyor olması ekstra bir şey getiriyor, gelir alımını azaltıyor. Türk lirası kazanıyorsanız, içeride gezili bir maaşınız varsa, sizin hani ilk geçen yıl alınan yıl başında alınan %50'lik artış ilk 6 ay içerisinde tamamen etkisini kaybetmiş vaziyette. Yani %50'lik artış yüklü bir artış olarak geliyor. Geçen yıldan da, hani geçen yılın enflasyonu %35'ti, onun da üzerinde bir artış geldi. Ama o %50'lik artışı bu 6 ay içerisinde büyük oranda aldık zaten, kaybettik. Ve yılın geri kalan 6 ayında da beklenti odur ki önümüzdeki 6 ay boyunca da kabaca ve gene 30 puana yakın, yani sadece 6 ayda 30 puana yakın bir artış olacak. 25-30 puan arası. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Gözde, içeride sabit getirili kazanan, TL'ye kazanan ve de özellikle dar ve orta gelirli grubundaki insanlar için asgari ücretli ya da işte memur, emekli gibi insanların mutlaka gelirlerine dokunma yapması gerekiyor. Bu anlamda %40 cümlesi hani asgari ücrete etkileyecek mi? Bu sadece emekli ve memurlar mı bilmiyorum. Yani emekli ve memurların maaşlarında %40'lık bir düzeltme yapılacağı söyleniyor. Ben asgari ücret için de benzer rakam olacağını daha emin değilim. Ama bu ve buna benzer bir düzeltme olmak durumunda, çünkü içeride hakikaten gelir düzeyinin, yani alım seviyesinin çok hızlı aşağı iniyor olması, her ne kadar işte kiralar %25'e endekslenmiş olsa da yıllık işte gıda artışının %100'lerde olması, ortalama işte birçok üründe, yani dar gelirli vatandaşın enflasyon sebebindeki birçok ürünün %80-90 yüzlerde olması, böyle bir dokunuşu şart koyuyor yani yılın ikinci yarısında. Ve fakat bunun tabii bir de sıkıntılı tarafı var. O sıkıntılı tarafı ne? O da şu: siz böyle bir artış yaptığınız andan itibaren tekrar talep tarafında bir baskı yaratmayacak mısınız? Bu düzeltme insanların haklı olarak zaten zor nefes aldıkları bir yerlerde bir parça işlemi düzeltip tekrar harcamaya gitmeyecek mi? Onlar harcama yaptığı andan itibaren yeniden enflasyonu baskı yaratmayacak mı? Birinci konu. İkinci konu, hadi devlet bu konuda memur bazında ya da işte kamu işçileri bazında düzenleme yapsın. Ama acaba geçen yıl %50 yıl sonunda, 6 ay sonra da %35 ya da %40 tekrar maaşlara TL bazında zam yapabilecek ve bunu da finansallarına bir şekilde yedirebilecek Türkiye'de kaç tane şirket var?
Türkiye'nin yani büyük şirketlerini bir kenara koyduğumuzda orta ölçekli KOBİ'lerin acaba %50'nin üzerine %40'lık bir daha artışı yansıtabilecek yeri var mı? Bunlar da ikinci taraf. Yani zor bir konu. Tabii bir yandan 8 ay sonra 9 ay sonra seçime gideceğiz. Seçim öncesinde de muhtemelen iktidarın özellikle de hani bu kadar herkesin feryat ettiği ve ciddi bir hayat pahalılığı var dediği yerde bir nokta atışı da yapmak istiyor. Daha doğrusu dokunmak da istiyor diye tahmin ediyorum. Ama bunların hepsi dönüyor dolaşıyor şuraya geliyor Gözde. Dar gelirli, asgari ücretli, memur ve emeklilerin maaşlarına düzeltme yapılmak zorunda. Bu şu anki enflasyon oranlarıyla bu insanların bir 6 ayda hele dünyadaki enerji fiyatlarının nasıl gittiği düşünüldüğünde hele işte içeride özellikle Türk lirasının değer kaybetmeye devam ettiği gözüktüğünde bu şart. Fakat işte zamanında enflasyonla mücadelede doğru hamlelerin doğru zamanda yapılmamış olması, şu an yaptığımız makro ihtiyacı tedbirleri 5-6 ay önce yapmamış olmamız ya da bu politika faizine dokunmama konusundaki ısrarımızın bugün bu maliyeti, yani tamam böyle bir hamle yapacağız ama bunun maliyetinin hem özel sektöre hem de bir defa kamu bütçesine şeyinin daha yüklü olması getirecek, daha yüklü bir şekilde yansımasına sebep olacak. Bu zam önümüzdeki hafta açıklanacak dedi Bakan Bilgin. Ama tabii biliyorsun dün de bir takım açıklamalar geldi. Yani yeni hamleler alınacağını biliyorduk aslında. Yani Merkez Bankası biliyorsun dün faiz kararı sonrasında o metnin içerisinde de atıfta bulunmuştu. Ardından hemen BDDK tarafından önlemler geldi. Şimdi birincisi tabii konu sektörüne ilişkin bir değerlendirme. Onu gün boyunca aldık. Ama bir de bir yandan biliyorsun tahsisi swap açıklanmıştı. Ardından burada yurt dışı türev işlemle kullandırılacak ticaret. Kredileri %500 risk ağırlığı uygulanacak diye biliyorsun duyuruldu. İstersen ikisini hani bir değerlendirme yapalım. Yani BDDK'nın son atmış olduğu bu iki hamle tüm diğer gelişmelerle birlikte ne anlatır? Şunu anlatır. Yani eş güdümlü olarak zaten tam olarak da makro ihtiyacı tedbirleri anlatır. Eş güdümlü olarak hani Merkez Bankası madem ki politika faizini yükseltmiyor yani en iyi verebileceğiniz mesaj oradan olur. Merkez Bankası %14'teki faizi çeker %25'e örnek. Bu artış hem mevduat faizlerini yukarıya çeker. Hani gerçekten insanlar bir miktar harcamasın. İnsanlar hani harcama yaparak daha fazla talep bazlı baskı yaratmasın. Zaten arzı kontrol edemiyoruz. Hiç olmazsa da talep biraz daha yerinde dursun deniliyorsa o zaman çekmesen Merkez Bankası faizi yükselse insanlar belki bir parça daha tasarruf yapar. Ama bu tercih edilmiyor. O zaman ne yapacağız? Nasıl olacak da politika faizine dokunmadan biz diğer tedbirlerle harcama tarafını biraz daha zorlaştıracağız. Harcama tarafındaki ancak işte bize göre enflasyon yaratmayacak, cari açığı daha fazla azdırmayacak şekilde yapacağız. İşte onlardan dediğim gibi BDDK'nın kredi kart taksi uygulamasının yanında son yapmış olduğu işte bu birinci ev ve ikinci ev konutlarla ilgili düzenleme. Bu arada konut fiyatlarının hızlı yukarı girişinden de endişe ediyoruz. Oradaki konut fiyatlarının yüksek yukarı girişini de biraz dizginlemeye çalışıyoruz. Daha az kredi verelim. İkinci el konut satışlarına kredi oranını daha azaltalım. Sadece birinci eli finanse edelim. Ve burada da sadece ihtiyacı olan bir daha dar gelirliye krediyi verelim şeklinde yapıyoruz. Dediğim gibi makro ihtiyacı tedbirlerin hepsi aynı tarafta. Hepsinin amacı tüketim tarafında bir parça şey yapmak, itleri tekrar kontrol etmek. Ha dönelim öbür tarafa da, TL tarafında da bir parça yabancı ediyoruz ki bak, eğer hani içerideki hani şu anki hisse senedinin endeksinin performansını beğeniyorsan hisse senedindeki şeyinin payın %36'lara kadar geri düştü. Ya da bononun şu anki serisini beğeniyorsan ki bonoda payı yabancının %1,5'lara düştü. Ya da özel şirket tahvili alacaksan, şimdi özel şirket tahvilleri geliyor gümbür gümbür. Ya da işte başka bir Türk varlığına yatırım yapacaksan ben sana TL bulmanda yardımcı olacağım. Swap kanalını tekrar açacağım. Ancak işte bunun takibini yapacağım ve bunun bir şekilde TL'nin aleyhine Türk lirasını açığa şortlayacak şekilde bir yere gitmesini istemiyorum diyor. Burada ne yapmaya çalışıyoruz? İçeriye döviz sokmaya çalışıyoruz. Yani toparlayacak olursak 3 hamle bir iş yapıyoruz. Bir, içeriye daha fazla döviz sokmaya çalışıyoruz. İşte turizm gelirine güveniyoruz. Swap'tan biraz para gelir diyoruz. 2, enflasyon alarm verici boyutu çoktan geçti. Dolayısıyla orada arzı kontrol edemiyorsak hiç olmazsa harcama tarafından baskı olmasın diyoruz. Yan tesisli olarak da konut fiyatlarını biraz dizginleyelim. İşte biraz içerideki şeyi dengeyi sağlayalım. Üçüncü konu olarak da aynı anda yaptığımız konu olarak da işte diyoruz ki
cari açığı frenleyebilecek, cari açığın daha fazla artmasına yol açacak bazı kalemleri durduralım diyoruz. Bunların hepsi mantıklı ve dünyada olup bitenle uyumlu. Buradaki uyumu kaçırdığımız nokta, hani hakikaten neden bunu faiz artışla yapmıyoruz da kulağımızı başka yönden göstererek yapıyoruz. İkinci uyumsuz noktada bu yaptığımız hamleler ne kadar, yani bu ince görüşler ne kadar etkili olacak, özellikle enflasyonumuzun çok yüksek olduğu bir noktada. Evet, enflasyonla mücadele anlamında da makro itiadi tedbirleri bol bol konuşuyoruz ve konuşmaya da belli ki devam edeceğiz, ama hani hatırlatalım son olarak o makro itiadi tedbirlerin içerisinde GES vardı. Orada da 6.6 milyar TL'lik bir talepten bahsediyoruz. Onu dipnot olarak aktarmış olayım ben, çünkü dediğin gibi hani üzerine herhalde daha fazla konuşacak bir şey yok. Genel çerçevede işte atılan adımlar ve sonrasını takip edeceğiz, ama hatırlatalım yani dün de açıklandığı için onu da ben yine iliştirmek istiyorum. Ticari kredi faizleri Merkez Bankası'nın açıkladığı %27.1, ki bu da son iki aydaki hızlı artışla birlikte. İstersen vaktimiz daraldığı için dönelim, hemen dışarıyı da değerlendirelim. Çünkü biliyorsun güven endekslerindeki gerileme dikkat çekiyor. Hem tüketici güveni tarafında biliyorsun, hem de yine baktığımız zaman Almanya İş Dünyası Güven Endeksi gibi böyle önemli işte endekslerin gerilediği bir ortamda devam ediyor. Ana problem belli. Evet, mesela İngiltere'de açıklanan güven endeksi de bu endeksin takip edildiğinden beri en düşük seviye. Keza Almanya'da benzer bir konu geldi. Normal şartlar altında yaz aylarındayız, değil mi? Covid geride kalmış büyük oranda. Her ne kadar şimdi vakalar yine de artıyor olsa da hani Covid ile ilgili bir tüketici güvenini aşağı çeken unsur yok. Ne beklersin? Yaz ayları tekrar insanların bir parça, en azından Avrupa'da para harcamaya başlayacağı, ileriye doğru daha güvenle bakacağı, Covid ile geride bıraktığı için biraz daha keyfinin tırnak içerisinde yerinde olması beklersin. İşsizlik verileri falan hani baktığında çok yüksek bir yerde değil. Ama tüketici güveni bunu söylemiyor. Bunun iki sebebi var bence Gözde. Birinin sebebi resesyon kaygısının bütün manşetlerde oluyor olması. İnsanlar aynı gazeteleri okuyor, aynı mecraları takip ediyorlar. Ve dünya genelinde 2022 sonunda başlayayım, 2023 yılı boyunca devam edebilecek olan bir resesyon ihtimali, yani daralma, küçülme, enflasyonun yüksek kalmış olması, enflasyon yüksek kalacak olması, büyümenin çok küçük olması ve işsizliğin artacak olması. Bunu insanlar görüyorlar. İkinci konu da hafta, yani bu şey için, bu coğrafya için, İngiltere ve Avrupa coğrafyası için geçerli, enerji krizi Gözde. Yani burada manşetlerin bir kısmı da sonbahar çok zor geçecek. Bırakın sadece fiyat artışını, yakacak enerji bulamayabiliriz. Herkes kendine göre önlem alsın. Şeyleri arttıralım, verimliliği arttıralım, enerjide kesintilere gidilebilir şeklinde açıklamalar geliyor. Mesela sana bir örnek vereyim. Biliyorsun sonuçta FED faiz arttırıyor, Avrupa Merkez Bankası faiz arttıracak. Dolayısıyla dünyanın her yerinde faizler yükseliyor. Böyle bir durumda şirket tahvillerinin de, yani şirketlerin daha evvel çıkartmış oldukları corporate bond dedikleri şirket tahvillerinin faizi yükselmesini beklersin. Normal. Ama Avrupalı şirket tahvilleri sadece 6 ay içerisinde 3 puan yükseldi ve %3'e kadar geldi. Bu ne demek biliyor musun? Avrupa'da ortalama bir şirketin borçlanma maliyeti 2012 seviyesine kadar geri çıktı demek, yükseldi demek. Neden Avrupa'da diğerlerinden daha yüksek? Çünkü Avrupa'da yatırımcılar biliyorlar ki Avrupalı şirketlerin bir kısmı enerji bulamadığı için, gaz bulamadığı için, çok pahalıya mal ettiği için eskisi kadar üretim yapamayacak. İşte bunların hepsi bir tarafta tüketici güveni tarafında, öbür tarafta üretim tarafında, Avrupa üzerinde ve İngiltere üzerinde daha ağır geçecek bir sonbahar ve 2023 alarmı veriyor Gözde. Bugün tabii piyasalar tarafındaki pozitif havayı da böyle çok anlamlandıramıyoruz biliyorsun. Yani hafta boyunca hani volatilite vardı. Biliyorsun işte hani resesyonu konuşarak başladık haftaya, çok fazla veri takip ettik. Bir yandan Powell'ın açıklamaları yine hafta boyunca önemliydi. Resesyon hani olabilir ama tabii biz bunu hedeflemiyoruz dedi, yani o minvalde açıklamalar yaptı. Yani resesyon ihtimali var ama bunu istemiyoruz dedi, daha doğru ifadeyle. Tam onun söylediği gibi söyleyelim. Fakat piyasalar neyi fiyatlıyor? Yani hafta genelinde de istersen olan biteni şöyle özetlemek adına ne dersin? Hani bu iyimserlik sence kalıcı olabilecek mi? Piyasa şunu fiyatlıyor. Daha doğrusu şunu istiyor. Ya da belki boşu boşuna şunu ümitleniyor diyelim. Bence hepsi de doğru olabilir. İstiyor, boşu boşuna ümitliyor ya da fiyatlıyor. O da şu.
işte resesyon riski çok hızlı devreye giriyor. Avrupa'dan, hatta belki Amerika'dan ufak ufak soğuma belirtileri geliyor. Avrupa'dan çok daha yoğun geliyor. Dolayısıyla şu an önden yüklemeli, Bullard'ın dediği gibi önden yüklemeli faiz artışlarını yapıyorsunuz. İyi, hoş. Muhtemelen yapacaksınız da. Peki. Ama bence bu faiz artışları bu yılın sonunda biter. Ve siz 2023 yılında itibaren, 2024'ü beklemeden bu faizleri yeniden indirmek zorunda kalırsınız. Çünkü resesyonla mücadele etmek için elinizde faiz indirmekten başka silahınız kalmayacak fiyatlamasını. Aslında hiçbir şey söylemiyorum. Yani aslında piyasanın 2023 yılındaki resesyonu büyük oranda satın aldığını, bunun etkilerini artık yavaş yavaş kendi şeyine, SWOT analizine soktuğunu gösteriyor. Ama öbür taraftan da diğer taraftan da şunu sevindiğini söylüyor. Demek ki faiz artışını birkaç defa yaparsınız, en kötü Eylül, Ekim'de faiz artını bitirmek zorunda kalacaksınız. Çünkü daha fazla faiz artı yaparsanız hepimiz biteceğiz. Bakın bu indikatörler bunu gösteriyor. Ama Gözde, bu piyasanın bence iyi niyetli beklentisi. Çünkü piyasa şunu varsayıyor. Zaten de diyor, enflasyon da diyor, resesyona gireceğimiz için diyor. Yani resesyon ihtimali bu kadar yüksek olduğu için enflasyon da bu yıl sonuna itibaren başını aşağı eğmek zorunda kalır. O yüzden siz de faiz indirimlerini erkene çekersiniz diyor. Burada milyon dolarlık soru şu. Eğer piyasanın beklediği gibi resesyon çok daha erken gelebilir. Tamam. Merkez bankaları bunu görüp iyi o zaman biz de faiz indirelim bari. Baksana çok daha hızlı resesyon geldi demek isteyebilir. Tamam. Ama ya o dönemde Ukrayna-Rusya savaşı gerekçesiyle, işte gıda fiyatlarındaki sıkıntı nedeniyle ve diğer konularla küresel enflasyonda beklenen yumuşama olmazsa, yani hiçbir merkez bankası, bence Amerikan Merkez Bankası yıl sonunda hala 6,5-7,5 bandında bir enflasyon varsa kolay kolay o faiz indirmeyi yapamaz. Ya da Avrupa Merkez Bankası daha yeni 3 faiz arttırmışken ve enflasyonu 8'lerdeyken o faiz indirimi yapamaz. Kısaca toparlayayım. Piyasa bugün bence biraz iyi tarafından bakarak şu sizin ekrana vermiş olduğunuz Amerikan tahvil faizinin düşüşünü fiyatlıyor. Ama bu düşüşün aslında enflasyon düşecekten dolayı değil, resesyona gireceğimizden dolayı olduğunu unutmamak lazım bence. Evet, ABD 10 yıllık tahvil faizi yine %3'e yakınsa da bu da dediğin gibi önemli. Bu arada ben bir hatırlatma yapayım. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da ihracatçılarla bir arada. Neden bunun altını çizdim? Çünkü işte biliyorsun ihracatla büyüyeceğiz dedik. Büyümeyi önceledik ve orada ihracatçıların işte dövizine biliyorsun işte Merkez Bankası'na geri getirme zorunluluğu artı reskont kredilerinde tekrardan bir %30 daha buna eklendi. Bununla ilgili durumlar alınacak. Bakalım o toplantı sonrasında Cemre Nur Karaca takip ediyor. O toplantı sonrasında Merkez Bankası Başkanı'ndan da açıklamalar bekliyoruz. Gelirse biz de ekrana getireceğiz. Buraya değinmek istediğim bir şey olur mu? Son bir cümleyle onu da soracağım sana. Gözde şöyle, yani madem şimdi içeride artık tüketici kredilerini çok azaltmak için hamle yaptık. Doğru hamle. Ticari kredileri aslında öyle çıkmamıştık yola ama %30'lar, %35'ler, %40'lar seviyesine çıkarttık. O zaman içeride TL ticari kredi kullanacak insanların da bir parça biraz durun dedik. Bu durumda çarkların dönmesi iki tane yer kaldı. Turizm tarafı, ihracat tarafı ve yurt dışına ihracat yapan akım. Hiç olmazsa onların hani bu kadar çekilen şeyle düşünecek olursa, bu kadar çekilen hep beraber ülke olarak çektiğimiz sıkıntılar düşünecek olursa, hiç olmazsa onların almış olduğu kredilerde, evet, gerek Exim Bank üzerinden gerek işte benzer kredilerde imkanların sonuna kadar açılarak zaten yavaşlayan Avrupa ve Amerikan ekonomisine karşı ihracatçıları daha rahat kılmak gerekiyor. Çünkü öbür türlü hani niye bu faiz 14'te tutuyoruz? Hı hı. Niye işte rekabetçi kura girdik gibi soruların hepsini sorgulamak durumunda kalacağız. Evet, bu arada tabii finansman maliyetleri çok arttığı için, yani kredi faizleri biliyorsun 35-40, yani özel bankalar tarafında Merkez Bankası'nın açıkladığı hani %27.1 dedi dünkü açıklamasında, ama özel sektör tahvillerine de ciddi anlamda bir kayış oldu. Buradan işte finansman sağlamaya çalışan özel sektör yetkilileri olduğunu da duyuyoruz. Bu hafta içerisinde bize portföy yöneticileri de bunu aktardı. Onu da eklemiş olayım ve teşekkür edeyim Cüneyt Başaran. İyi hafta sonları diliyorum sana da. Önümüzdeki hafta tekrar beraber olacağız. Şimdi BloombergKT.com'da öne çıkanlarla devam edelim. J
Japonya'da enflasyon ard arda ikinci ayda da Japonya Merkez Bankası'nın hedefini aşarken ülkede uygulanan gevşemeci para politikası da yeniden gündeme geldi. Çekirdek tüketici fiyatları Mayıs'ta beklentilere paralel olarak %2.1 yükseldi. TÜİK, hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri Haziran 2022 verilerini yayımladı. Güven endeksi Haziran ayında inşaat sektöründe yükselirken hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde düştü. Almanya'da iş dünyası güveni gaz krizi ve devam eden tedarik zinciri sorunları nedeniyle beklentilerin aksine geriledi. İFO Enstitüsü'nün verilerine göre Mayıs ayında %86.9 olan oran Haziran'da %85.8'e geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını yayımladı. Haziran ayında reel kesim güven endeksi 106.4 seviyesine düşerken imalat sanayi kapasite kullanım oranı da %77.6'ya geriledi. Bitiriyoruz efendim burada. Az sonra günden kalanlarıyla devam edeceğiz. Hoşçakalın.